Bismillahirrahmanirrahim. Bu videomuzda Ümdetül Qari adlı kitaptan bir inceleme yapacağız. Ümdetül Qari nedir? Buhari'nin bir şerhidir. Bedrettin Ayni'nin yazmış olduğu Ümdetül Qari kitabı Buhari'nin şerhlerinden birisidir. Tabi literatür bilgisi olarak bunu bilmek son derece önemlidir. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyelim. Bunu aklımızda bulundurmamız faydalı bir bilgi olacaktır. Yazar Bedrettin Ayni. Kitabın adı Umdetül Kari. Ne kitabıdır? İmam Buhari'nin yazmış olduğu Sahih el-Camiu Sahih adlı kitaba bir şerhtir. Şer kitabı. Siz internetten çeşitli kaynaklardan kitaba dair ilave geniş bilgiler bulabilirsiniz biz şimdi literatür bilgisinden öte bu kitaptan bir parça, bir bölüm inceleyelim. İkinci cilde açtık. Burada Kitabul İlm, ilim kitabı bölümünü açtık. Biraz da yakınlaştırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Yani harekeyi neye göre veriyoruz? Onu inceleme yapacaktık. Besmele'yi besmele incelemeye gerek yok daha önce ifade edilmiştir. Madde 3. Üç, 3. kitap nedir? Kitabul ilmi. Kitabu el ilmi. Kitabul ilmi. Anlatacak şimdi. Niye kitabu diyorsun? E, kitap kelimesinin ev evvelinde onu nasb edecek veya cer edecek bir şey yok. Dolayısıyla zamme ile okuma, okuman gerekir kitabu İyi de kim raf etti yani? Zameyi niye verdin? Bir kelimeyi nasb eden yok, cer eden yok, cezmeden yok. O zaman raf halinde olması gerekir. Ha, nasb eden varsa nasb halinde okursun. Cer eden varsa cer halinde okursun. İyi de raf edenle evvelinde bir şey yoksa cer olarak okuyalım. Cer olması için bir etken, bir amil lazım. Nasb için de bir etken lazım. Yani raf için de lazım. Demek ki evvelinde amili manevi var amili manevi dediğimiz şey avamil adlı nahiv kitabından itibaren işlediğimiz, anlattığımız bir şey. Bir nedir? Etkendir. Kitab bu. Kitap kelimesi niye? Ketabu deseydi. kefin fetası, ta'nın kestesi, ketibu bu gibi böyle farklı okuyuş olmaz değil mi? Bir lafzın, bir kelimenin, Sonuncu harfinin nasıl okunması gerektiğini Nahiv ilmi verirler Ve kelimeler cümlede bulundukları yere göre Sonuncu harflerinde bir değişiklik olur Nahive göre değişir Cümleye göre değişir Ama kelimelerin ilk harfleri 1-2-3 fark etmez Sonuncu harf hariç diyelim Veya tesniyedir Sonuncu harf değil de Kitabanı, kitabeyni Sonuncu harfinin bir sahibi olur Mensurune, mensurina cemi müzekkerdir. Sonuncu harf bir sağ olabilir yani. İrap harfi diyelim kısaca. Sonuncu harf veya bir sağı cümlenin akışına bağlı olarak, cümlede hangi öge olduğuna bağlı olarak, evvelindeki etkene bağlı olarak sonuncu harf veya bir sağındaki harfin okunuşu değişebilir. Ama onun dışındaki harflerin okunuşu standarttır ve buna sarf ilminden bakman gerekir. Yani kefin keseli olması, ta'nın fetal olması sarf ilmiyle ilişkilidir kita bu. Kitap lafzı muzaf olduğu için el ilmi ilim kelimesinin mimi de esir olması gerekir. Kitabul ilmi ilim kelimesi zaten alime ya'lemu ilmun mastardır değil mi? Aynin kesiri, lamun sukunlu mi mimin zammeli olması evvelinde muzaf var. O yüzden mim zammeli değil de kesreli olması gerekir. Ama ayın ve lamın harekesi saf ilmiyle ilişkilidir. Kitabul ilmi, ilim kitabı. El kelamu şihi, ala enva'in. El kelamu kelam fihi bu konuda ala enva'in. Çeşitli neviler üzerine vardır. Kelam vardır. El kelamu mi olmaz evvelinde cereden yok. Me olmaz evvelinde nasbeden yok. Fihi fi harfi cerdir. Fe, fu olmaz. Fu diye yazılırsa harfi cer olmaz değil mi? Esma sitte mu'telle altı illetli isimden birisi. Veya kitaba göre 5 illetli isim diye de adlandırılıyor. Fu, fa, fi şeklinde iğraplanabilir. Buradaki fi 5 isimden veya altı isim kitaba göre değil. Bildiğin harfi cerdir. Peşine hi gelir. Zaten hiçbir yerde fi hu olmaz değil mi? Fi hu olacak hali yok. Fi hi. Hi bir zamir. Mebni. Ala harfi cerdir. Ala, ala diye okunur değil mi? Harfi cerler nedir? Mebnidir. Alayı i, lu diye okuyamazsın. Standart, sabit bir yazılışa sahiptir. Enva, nev'un, enva'un, cemi, mükesserdir. Yine sarf ilmi ilk harfin fethalı okunması gerektiğini anlatıyor bize en nunun sukunlu olduğu. Va, vavın fetalı olduğu. Burası sarf ile ilişkilidir. Aynı nasıl okulacağına nahi karar verir. Başta harfi cer var. Harfi cer cer eder. Enva kelimesinin mecbur olması gerekir. Kendisi cemi mükesser kırık çoğul olduğundan irabı nedir? Cer hali kesre iledir. Tek kesre almasını gerektiren bir şey yok. Yani temin almasına bir mani yok. Ne gibi? Kelime iflamlı değil kelime bir başka kelimeye muzaf değil, kelime gayrimusarif değil. Bu gibi etkenlerden ötürü kendisi tenvin alır. Gayrimusarif olsaydı tenvin almazdı. Evvelinde eliflam olsa el en va şeklinde tenvin almazdı. Başka bir kelimeye muzaf olsa tenvin almazdı. Ha, madem böyle bir durum yok tenvin alsın. Hala en va. El ev bölü birincisi. Hani türler, çeşitler, kısımlar, kategoriler diye adlandırılır. Birincisi el evveli birinci neyin birincisi o nevilerden birincisi. Enne şüphesiz ki laf z kitabin Enne ismini nasıl haberin raf eder? Laf laf va onun ismidir. Lafız kelimesi muzaftır. Kitabin şeklinde okursun. Merfu'un haberdir. Enden haberidir. Merfu okunması gerekir. Ayrıca en de lafza kitabun şeklinde de okuyabiliriz. Pardon kitabu şeklinde okuyabiliriz. Şurada kitabu şeklinde geçmişti ya. Ona tırnak içerisine alarak aynı irabı koruyarak kitabu olarak yazarsın. Tırnak içerisine alırsın. Dersin ki buradaki irabını koruyarak aktardım. Aktarma cümlesi. Ali okula geldiğini söyledi. Ali okula geleceğini söyledi gibi cümleyi değiştirmeden birebir aktarma cümlesi yaptığında kitabı bu şeklinde aktarırsın. Veya cümlenin akışına bakarsan lafız muzaftır kitabı bin şeklinde akışa bağlı olarak mecrur olarak da okuman mümkündür. En şüphesiz ki lafza kitab bin kitap lafzı nedir? Merfu'un merfudur. Merfu kelimesi haberdir. Enden haber olduğu için merfu okunması gerekir. Merfu müfret bir kelime. İsmi müfrede munsarif diyoruz. Bu tür lafızların irabında baktığımızda raf alameti zammedir. Bu yüzden merfuun oluyor. Peki kitap lafzı, şurada kitap kelimesi niye merfu okunduğunu anlatıyor değil mi? Kitabı bu şeklinde okuduk ya. Biz kendimizi anlatmaya çalıştık. Şimdi yazar bunu ifade ediyor. Merfudur. Niye merfudur? Gizli bir soru. Cevap. Li'ennehu çünkü o kitap lafzı var ya. E nedir o? Haberu mübtedein. Mübtedanın haberidir. Li en harfi cerden sonra en okunur? ''inne'' okunmaz? Hu lafzı enlerin ismi haber kelimesi ise enlerin haberidir. İnne enne ki enne bu gruba bitişen zamirler zaten isimleri olur. Peşlerine de haberi getir. Demek ki burada haber kelimesi haberdir. Enlerin haberi. Hu ise enlerin ismi. Haberu müptede in. kelimesi burada muzafun ileyh olduğundan mecrur okunuyor. İbtede'e, yebtedi'u, ibtida'un, mübtedi'un, mübtede'un şeklinde çekim yapılabilir. Mübteda kelimesi mecrur okunduğundan kendisine ait olan sıfatın da mecrur okunması gerek. Mübtedanın haberi. Nasıl bir mübteda? Mahzufin. Mahzuf mübtedanın haberidir. Peki peşine muzaf kelimesi geliyor. Bunu nasıl okumak lazım? Şöyle gizli bir zamir varmış burada. Hüve o hangi o? O kitap lafzı var ya. E nedir o? Mudafun. Muzaftır. Demek ki muzaf lafzı nedir? Mahzuf olan. hüve mübtedasının haberidir. Bu yüzden merfu okunur. Hüve mudafun. O kitap lafzı muzaftır. Neye? İlel ilmi. ilim lafzına muzaftır. Burada hüve yazmıyor farkındayım ama var şeklinde takdir ederek muzaf kelimesine e, irap vermekteyiz. Bu şekilde burayı okuduk. Ve takdiru takdir yani açılım. Burada müpteda varmış, haber varmış. Takdir, açılım, izah nedir? Ha da işte bu gördüğün şey var ya hangi bu? Zihnimdeki veya görmekte olduğun bu yazı nedir? Yani ha da müpteda olur kitap lafzı hem haberdir hem de muzaftır. da işte bu zihninde tasarladığım şey veya şu an okuduğum bu şey nedir? Kitabul ilmi ilim kitabıdır. Bu da kitaptan maksat ana bölüm yani. İlme dair ayırmış olduğum ana bölümdür, kategoridir demek ki burada kitabul ilmi diye okuduğunda ilim kitabı. Ne ilim kitabı? İşte bu gördüğün şey ilim kitabı veya bu kafamda tasarladığım şey. Yani ha da mübtedadır. Mahzuf mübteda yazı da yok. Kitap lafzı haberdir. Bu pek çok kitapta geçerlidir bu izah. Pek çok kitapta, pek çok başlıkta karşına çıkar. Türkçemizde de benzer şey vardır. Yani bugün manava gidersin, pazara gidersin. Bir küçük bir derim kağıt asmışlardır. işte domates 5 TL. Mesela. Domates 5 ne demek? Ya e domates 5 TL. Ne demek? Bu reyonda bulunan domates yani. 5 TL demektir, değil mi? Bu yani bu. Ha da. Ama oraya adamın gidip bu domates demesine gerek var mı? Domates 5 dese anlarsın. TL demesine bile gerek yok bu da maddesin olduğu anlaşılır. Aynı şekilde kitabul ilmi dediğinde ilim kitabı dediğinde yani hangisi ilim kitabı diye düşünmezsin gördüğün şeydir. Dolayısıyla hada yazma gerek yok, ihtiyaç yok. O yüzden buradaki müpteda silinmiştir. Pek çok kitapta, pek çok başlıkta bu karşına çıkacaktır. Bu bilgi o yüzden önemli yani irap bakımından önemli güzel bir bilgidir. Ey yani hada kitabul ilmi ne demektir? fi beyani ma o şeyin beyan hakkındadır ki taallaka yetaallaku alakalanıyor ilişkili oluyor bihi onunla bihi yani bil ilmi değil mi hi ilim demek İlim ile ilişkili olan ilişkili, ilim ile alakalı olan şeylerin beyanına dair dairdir ilim ilişkili ne varsa buraya dökülmüştür Veleyse değildir, ve değildir hüve o Hangi o? Yani kitab-ı mi diye attığımız başlık var ya buradaki yazılar, bahisler. Leysehü o değil. Ne değil? Fi beyani mahiyetin ilmi. İlmin ne olduğu? Mahiye ne demek? İlmin ne olduğunun beyanına dair değil yani. İlimle ilişkili şeyler anlatılmaktadır. yaşap manaya kaydık. Fi beyani. Fi harfi cer olduğundan beyan kelimesinin mecrur. Cerlenmeti kestire. Fi beyani. Ma harftir. Harfler mebnidir. Ma sükun üzeri mebni. Mi olmaz. Elif var zaten. Elif sağ tarafında fetha ister. Teallaka <tıklı> yeteallegu. Muzari fiil. Yeteallegu yuteallegu. Muzari fiildir. Merfu raf alameti zamme. Kendisi nasb eden yok. Cezmeden yok. Merfu okunur. Bihi. Ba harfi Buhu olacak hali yok. Esse ile okunur. Bi'den sonra buhu. Biha olmaz zaten. Bihi olacak. Bihi olacak. Leyse mazi fiil, camit fiil, nakıs fiil, bir sürü özelliğe sahip olan leyse fiilimiz. Müfet müzekeri gayb. Hüve zamir, fiil harfi cer, beyani onun mecruru. Beyani, beyanin değil. Niye? Beyan kelimesi burada çünkü muzaftır. Mahiyeti onun muzafın ilehidir. Mahiye kelimesi aynı zamanda sol taraftaki kelime de muzaftır ilmiyeti mahiyetil ilmi demek ki mahiye sağdaki kelime için muzafun ile soldaki kelime için ise muzaf olmaktadır. Evet. Li enne çünkü bakış. Li enne değil mi? Li inne olmaz. Li enne en nazara. Nazara ra'nın fetasıyla çünkü en onu nasb edecektir nazar kelimesini. O yüzden ra fetalı okunuyor. Fil mahiyati mahiyat mahitun, müfret mahiyat cemidir. Fil mahiyati hocam belki muhiyati olur mu burada elif var sağında feta ister. Ma ma belki heyati, belki hayati hiyati nereden biliyorsun? Sözlü açarsın mahiyet kelimesi müfret ya bunu bulursun. Bunun çoğulu hemen yanında yazar zaten. Mahiyat diye geçer. Oradan bulabilirsin. Mahiyetun mahiyat. Nasıratun nasırat gibi değil mi? Nasıratun nasıratane nasıratun. Mahiyetun mahiyetane mahiyatun gibi. Lennen Le nazara fil mahiyati ve haqa'iqi kafın kestesiyle. Çünkü fi harfi cerri vav atıf harfi sayesinde varlığını burada sürdürmekte. Burada etkili de bulunuyor. Hakaik. Hakaikil eşyai. Leyse min fennil kitabı. Leyse değil ki o. Ne değil? Min fennil kitabı. Min harfi cerrimiz. Fenni onun mecruru ve muzaftır. El kitabı de onun muzafını ileyhi olmaktadır. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah faydalı olmuştur diyelim. Burada tamamladık. Buharinin Şerhinden bir bölüm okumuş olduk.